Herkese merhabalar. Kasım ayında okuduğum kitaplardan bahsedeceğim size. İyi seyirler. Dolar Esrarsız'ın Toprak Yeni isimli kısa romanıyla başlıyoruz. Can Yayınları tarafından yayınlanmış ve Çağdaş dizisi altında okurla buluşmuş kitap. Aslında fantastik kategorisine yakın bir kısa roman olduğunu söyleyebiliriz. Ölülerin ya da kayıp olan kişilerin hayatlarıyla bağlantılı yerlerden toprak yiyerek onlarla ilgili işte öldüyseler nasıl öldüklerini, hayattaysalar nerede olduklarını anlayabilen bir genç kız. Tabii yetişme sürecinde bazı ailevi sorunlar ve başka büyüme sancıları da işin içerisine giriyor ve arkadaşlık ilişkileri de yine işleniyor. Bence bu bir gençlik romanıydı, bir genç yetişkin romanıydı. Eğer o şekilde öyle bir diziden yayınlansaydı daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Şimdi konular biraz birbirine girmiş. Şimdi bir kere kadın cinayetleri gibi çok önemli bir konuya dikkat çekilmek isteniyor burada. Aslında metinde en çok ön plana çıkan konu bu. Fakat bu az önce saydığım diğer konular da bir arada işlenmeye çalıştığı için hem olayın ciddiyeti biraz sarsılmış hem de her şey birbirinin içerisine girmiş. Şimdi bir yandan kayıp kadınların hikayeleri anlatılmaya çalışıp öbür taraftan sürekli mesela bir PlayStation muhabbeti geçince ne odaklanabiliyorsunuz ne hangi birine dikkatinizi vereceğinizi çok anlayabiliyorsunuz. Bana biraz dediğim gibi karışık ve bulanık geldi. Çok sevemedim. İlker Arslan'ın Bir Senaristin Sezon Finali isimli romanı Nota Bene tarafından yayımlanmış. Az önce konuştuğumuz Toprak Yiyen bir ilk romandı. Yani Bir Senaristin Sezon Finali de yine bir ilk roman. İlker Bey aslında deneyimli bir senaristmiş. Dizilerde aslında çok bilinen dizilerin pek çoğunun senaryosunu yazmış. Bu bir ilk roman. Ve romanı yazarken de kendi alanının çok dışına çıkmamış. Biraz bildiği sularda yüzmüş diyebiliriz. Bir senaristin burada hayatı, işte boşanmak üzere olan bir senaristin ve sonra işte yine boşandıktan sonra hem kendi hayatındaki hem sektör içerisinde yaşadıklarını görüyoruz. Şimdi biri ilk romanı yazarken tabii iyi bildiği yerlerden gitmesi normal ve çok tercih edilen bir yöntem. Çok da komik bir roman ortaya koymuş. Gerçekten uzun zamandır bu kadar güldüğüm bir kitap olmamıştı okurken. Ama bütün kitap boyunca finale dair hep bir film matematiği vardı diyebilirim. Bütün o inişleri çıkışları ve sondaki o hani patlamasıyla birlikte tam bir film matematiği vardı kitapta. Bunu beğendim ama bunun dışında farklı konularda neler yapabileceğini görmek isterim. Devam ederse tarzı ya da alışık olmadığı yerlerden bir metin yazarsa aslında onu da okumayı çok isterim. Öyle söyleyeyim. Ama oldukça eğlenceli bir kitap olduğunu da ekleyeyim. Gülmeye ihtiyacınız varsa aklınızda olsun. Rebecca West, Askerin Dönüşü. Everest modern klasiklerden. Bu Birinci Dünya Savaşı'nın hemen bitiminde yayımlanmış bir roman. Ve işte, tahmin edebileceğiniz gibi elbette ki savaşı konu alıyor. Aslında savaştan dönüşü ve savaşın bıraktığı etkileri kadınların gözünden anlatıyor. Savaştan döndükten sonra hafızasını yitirmiş olan bir adam, onun geride kalan karısı, ona aşık olan kuzeni ve çok eskiden birlikte olduğu bir kadın. Bu üç kadın adeta bir enkazın başında buluyorlar kendilerini. Ve karısını ve kuzenini hatırlamayan adamın gençlik aşkını hatırlıyor olması da bir sürü karışıklığa neden oluyor. Ve bu karışıklık üzerinden işte savaşın etkileri, gerçek sevginin anlamı ve insanların değişimleri, dönüşümleri masaya yatırılıyor. Kısa, etkileyici bir romandı. Rebecca West önemli bir sosyalist ve feminist. Aslında onun dünya görüşlerinin bir yansımasını görüyoruz diyebiliriz Askerin Dönüşü'nde. Zaven Bibaryan'ın 100. yaş günü dolayısıyla daha önce sınırlı sayıda sadece Fransızca yayımlanmış olan öz yaşam öyküsü Mahkumların Şafağı ismiyle Aras tarafından yayımlandı. Ve yine Zaven Bibaryan'ın doğum günü vesilesiyle Notos'un yeni sayısı da Zaven Bibaryan dosyasıyla çıktı. Tabii çok önemli Türkçe'de yayımlanmış olması hem Zaven Bibaryan'ın kendi hayatına bir büyüteçle bakmış oluruz. Hem de aslında bir dönemi çok güzel anlatıyor Zaman Biberyan. Kadıköy'de büyümüş olmasının da etkisiyle tabii ki Kadıköy'ü çok yakından tanıyor ve bugün benim için en azından da İstanbul'u Kadıköy'ü bilenler için söyleyeyim.
yıllar öncesinin Bahariye'sini, modasını ya da işte Fenerbahçe'sini, Kalamış'ını, Bostancı'sını görmek, o dönemin şartlarıyla görmek çok etkileyici. Aynı zamanda Zaven Bibaren'in etkileyici bir öz biyografi ortaya koymasının bir diğer nedeni de bence netliği. Hem siyasi olaylarla ilgili elbette ki, ama onun dışında kendi aile yaşamıyla, kendisiyle ilgili de her şeyi bu kadar sakınmadan açık seçik yazmış olması beni çok etkiledi. Kim ne der diye düşünmeden, hani en basit tabirle anlatmak gerekirse. Üstü bu da yine tabii ki romanlarında aslında gördüğüm ve benim çok hoşuma giden, üslubun çok uzağında değildi. Çok etkilendiğimi söyleyebilirim Mahkumlar Şafağı'nda. Lala Özbenat'ın Göleti de yine bir ilk kitap. O da Sahih tarafından yayınlanmış. Bu bir öykü kitabı. Çok ilginç buradaki öyküler. Yani bu öyküleri aslında ben klasik öykü, böyle giriş, gelişme, sonuç, dümdüz bir olayı başından sonuna anlatan öyküler okumaktansa, farklı metinler görerek biraz kendini geliştirmek, belki hani yazmakla ilgileniyorsa dünyanın bir ucunda yazılmış farklı öyküler görerek ilham almak isteyenlere önerebilirim. Odaklanmak zordu gerçekten bazı öykülerine. Kimi öyküler yarım sayfalık, hatta ilk öyküyü göstereyim size hemen. Kitabın ilk öyküsü bu. Bu kadar. Sonra çok uzun bir öykü geliyor onun peşinden. Böyle çok kısa ve çok uzun öyküler bir arada kullanılmış. Her açıdan bence ilginç, güzel bir deneyimdi Gölet okum. Kore Edebiyatı'ndan 3 ay boyunca 3 kitap okuduk. Telegram'daki okuma grubumuzda. Son kitabımız da Almanut Badem'di. Badem çok meşhur bir kitapmış. Ben bilmiyordum. Biz kitaplarımızı oylamayla seçiyoruz. Ve bu da aslında bir genç yetişkin romanıymış. Ben kitabı edindikten sonra fark ettim, ama o saatten sonra artık grupta oylamayla seçti, başka arkadaşlarımız da aldı kitabı. Artık dedim yani neyse, ne okuyacağız. Kitabın konusu aslında çok güzel. Kitabın kendisi de bence kendi kategorisinde güzel bir roman bu arada. Sadece hitap ettiği yaşa ben çok uymadığım için biraz yani hızlı geldi bana. Çok çabuk bitti roman. Ama onun dışında genç arkadaşlara ya da nasıl söyleyeyim, belki çok fazla roman okuma tecrübesi olmayıp iyi bir roman okumak isteyenlere önerebilirim bu kitabı. Duygusarlığı hastalığı olan bir çocuğun toplumda yaşadığı zorluklar, aslında büyürken yaşadığı zorluklar ve toplumun farklılıklara karşı takındığı tavırlar üzerine eğiliyor. Dediğim gibi önemli bir konusu var. Bugün hala farklı gelişim gösteren çocukların aileleri bu zorlukları her gün yaşıyorlar. O anlamda güzel bir yerden yakalıyor ve çocukluk, büyüme, gerçek hali ne demektir, yaşadığımız çevre bizi nasıl değiştirir, dönüştürür, göründüğümüz halin arkasında ne gibi hikayeler vardır gibi güzel konular gündeme getiriyor. Hoş bir romandı. Beni bu ay galiba okurken en çok zorlayan iki kitap oldu. Metinlerin kendi zorluğu açısından. Biri işte Gölet'ti, oradaki öykülerde. Bir de Tatiana Tolstoy'un Böcüsü. Bunu da Jaguar yayınlamış. Böcüğü çok, nasıl söylesem, ilk bakışta size bir fantastik roman ya da bir distopya okuyacakmışsınız izlenimi veriyor. Bu arada Tatiana Tolstoy'a da Tolstoy'un akrabası. Yani bu soyadı bir tesadüf değil. Ve o Rus edebiyatının aslında mirasına böyle çok sağlam yaslanan bir metin. Görünenin ardında çok fazla referans, gönderme olan bir roman. Okudukça ben onların peşine düşmeye çok kendimi kaptırdım. Bir süre sonra orada aslında ne demek istemiş olabilir, burada aslında ne demek istemiş olabilir derken biraz kendi kendimi de yordum. Bu romanın çevirisini yapmak bence hiç kolay değil. Hemen size söyleyeyim. Eyüp Karakuş Türkçeleştirmiş. Çünkü yerel söylemlere gidiyor. Biraz hani Yüzüklerin Efendisi gibi kitaplara, epik fantastiğe aşinaysanız, orada çok fazla farklı bölgelerde yaşayan insanların dili farklı kullanması çok yer verilen bir üsluptur. Burada da o var. Bütün bunlarla nasıl başa çıkılmış bilmiyorum. Böcü bence gerçekten evet eğlenceliydi, ama onun dışında da o eğlencenin altında bir bilgi sandığı taşıyan katmanlı, güçlü bir roman. Çok teşekkür ederim zaman ayırıp izlediğiniz için. Sorularınız varsa benimle aşağıda paylaşabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.